Sin 2x'i e hemen ayırıyorum çarpanlarına. 2 sin x çarpı cos x. Sonra 2 tan x arkadaşlar. 2 sin x bölü cos x. Bakın ikisinde de 2 sin x var gördüğünüz gibi. 2 sin x parantezini alırsak 1 bölü cos x eksi e, pardon cos x olur. Payda eşitlediğimde 2 sin x parantezinde 1 eksi cos kare x bölü cos x. Bir de paydada da sin kare x duruyor. Bak 1 eksi cos kare x zaten sin kare x'e eşit. Yine gördüğünüz gibi buradan 2 tan x geldi a şıkkı. Sin 5 cos 45 cos 5 sin 45 sin a cos b sin b cos a. Dolayısıyla sin 45 artı 5'ten 50. Aşağısı cos a çarpı cos b sin a çarpı sin b. Dolayısıyla burası da cos a eksi b'dir. Cos 40'tır sin 50 cos 40'a eşit olduğu için bir olacak E şıkkı. Bunun ilk doğrusuna bakarsak saat yönünün tersinde E değil saat yönünde alınmış bakın. Eksi alfa dolayısıyla bunun kos eksi alfa ve sin eksi alfa olması lazım koordinatları. Doğrusu bu. Şimdi bir o yüzden doğru. Sonra C'ye gelin bakın. Kos alfa eksi sin alfa. Evet eksi alfayı yutar kos. E, sin'de de eksi dışarı çıkar tamam C de doğru. Bir tane daha doğru göstereyim size. E'ye bakalım. Cos 2 pi eksi alfa zaten 2 pi esas ölçü. Cos eksi alfa da cos alfa olarak olur. İlkine uyuyor. Sonra eksi sin alfa zaten sin eksi alfadan gelir. Evet o da doğru. Ama B şıkkına baktığınız zaman cos eksi alfada problem yok tamam. Ama sin eksi alfa eksi sin alfa olarak çıkmalıydı. Burada sin alfa olarak çıkmış. B şıkkı bu yüzden yanlış hemen içler dışlar çarpımı yaparsanız burada bakın 32 sin x çarpı cos x çarpı cos 2x olduğunu görürsünüz. Sin x çarpı cos x çarpı 2 sin 2x o zaman 16 sin 2x bir de cos 2x var. 2 sin x 2x çarpı cos 2x sin 4x olacak. Yanında artık 8 olacak 2'ye böldüğümüz için. 8 sin 4x eşittir 1, sin 4x eşittir 1 bölü 8 c şıkkı. Sin x eksi cos x'in parantez karesi sin kare x artı cos kare x eksi 2 sin x çarpı cos x bölü sin x. Burası zaten 1. 1 eksi sin 2x diyelim hatta lazım olursa geri bu tarafa atarız. 1 eksi sin 2x bölü sin x. Payda eşitliyorum artı 2 cos x çarpı sin x payda eşitlendi. E bu da sin 2x. Hatta sin 2x'ler birbirini götürdü. 1 bölü sin x kaldı. Şıklarda kosekant x olarak var. B şıkkı. 1 eksi 2 sin kare x, 1 eksi tan kare x. Şurası arkadaşlar cos 2x'e eşit. Sonra öbürü de 1 eksi sin kare x bölü cos kare x. Payda eşitlersek cos 2x yukarıda duruyor. Cos kare x eksi sin kare x bölü cos kare x. Şimdi hemen burada cos kare x eksi sin kare x neydi? Cos 2x işte cos 2x bölü cos 2x ters çevir cos kare x. Bunlar gitti cos kare x b şıkkı kaldı. İçler dışlar çarpımı yaparsak kosekant kare x eksi 1 eşittir 5 elde ederiz. Böylece kosekant kare x 6 olur. Bu da 1 bölü sin kare x demektir. 1 bölü sin kare x 6 ise sin kare x 1 bölü 6. 0 ile pi bölü 2 arasında olduğu için demek ki dar açı yani pozitif olmalı. Sin x eşittir 1 bölü kök 6. Hemen dik üçgeni çizdiğimiz zaman x 1 kök 6. Burası da kök 5 oldu. Tanjant x 1 bölü kök 5 d şıkkı. Şimdi arkadaşlar burası 2 sin 22 çarpı cos 22. Bu yüzden sin 22'ler gitti cos 22 kaldı. Sin 56 şurada şöyle açarsam cos 34 bölü sin 34 diye. Sin 56 da cos 34'e eşittir. Böylece onlar da gitti. Geriye 2 cos 22 bölü sin 34 kaldı. Şimdi hemen bir de şuna bakacağız. Cos 22 sin 68'e eşit arkadaşlar. Bu yüzden de ne yapacağız bakın bunları da sadeleştireceğiz. 4 çarpı cos 34 kalacak. Çünkü hemen sin 68 göremeyenler için 2 sin 34 çarpı cos 34'tür. Bu yüzden sin 34'ler gitti. Yanındaki 2'den dolayı da 4 cos 34 geldi. D şıkkı. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman sin kare x eksi cos kare x eşittir. 2 sin x çarpı cos x. Burası arkadaşlar sin 2 x. Şuraya geldiğimiz zaman eksi parantezinde... Cos kare x eksi sin kare x yani orası da eksi parantezinde cos 2x burası sin 2x her iki tarafı cos 2x'e bölersek eksi 1 eşittir tanjant 2x olacak. X'in kat sayısı birden farklıysa bence her zaman normal standart kurala göre gidin. Ne zaman eksi 1 eşit tanjant? 135'te. 135 artı 180k. X eşittir 135'te pi'li yazalım. 3 pi bölü 4. 3 pi bölü 8 artı 90 k olacak. Alacağı değerlerin toplamı demiş. Bir tanesi 3 pi bölü 8 k'ya 0 verirsek. K'ya 1 verirsek 3 pi bölü 8 artı pi bölü 2. Şimdi başka da k'ya zaten 2 verirsek 180'e geçiyor. 3 pi bölü 8, 3 pi bölü 8 daha 3 pi bölü 4. Pi bölü 2 ile toplarsak 3 pi bölü Pi bölü 2 daha şöyle yapayım 135 90 daha 225 o zaman 5 pi bölü 4'müş b şıkkı. Bir kere şunu unutmamak lazım. Ordinat sinikstir arkadaşlar absiste kosikstir tamam mı? Çünkü komşu bölü hipotenüs zaten absis e, yarı çap 1 yine karşı bölü hipotenüs yine yarı çap 1 olduğu için her zaman ordinat birim çemberde e, apsis de her zaman birim çemberde kosikstir. Buna göre tabii ki hangi şartlarda pozitif açı olmak şartıyla. Burada zaten pozitif yönde normal bir x açısı var. Buna göre devam edelim şimdi. AB'ye de A diyeceğim. A bölü 1 çünkü yarı çap O A bakın 1 birim uzunluğunda. Tanjant x'e eşit. Evet A'yı tan x bulduk. OD'yi cos x bulduk. CD'yi sin x bulduk. AD o zaman buradan yararlanırsak 1-cos x. CD'yi zaten biliyorum. Bir tek BC'yi bulmam kaldı. BC'yi de şöyle yapacağım arkadaşlar. Şimdi e, şuradan bir dik indirirsem. Buranın zaten sinix olduğunu biliyorum. Dikdörtgenden dolayı bakın. Şu uzunluk sinix. Şuraya kaldı o zaman tan x eksi sin x. Doğru mu? Şimdi şurası yöndeş açıdan x. Buraya da y uzunluğu diyelim. Y tan x eksi sin x bölü y eşittir sin x. Karşı bölü hipotenüs eşittir sin x'tir. Böylece tan x eksi sin x bölü sin x arkadaşlar y oldu. Şimdi yerine yazarsak aslında orası da burada tan x bölü sin x eksi 1. Payda eşitlemem gerekirse yine yaparım. Paydalarını ayırdım şimdilik. AB hangisiydi AB? Ee, tan x. Sonra BC BC de tan x bölü sin x eksi 1 demiştim. Sonra CD'yi arkadaşlar CD sin x. DA da 1 eksi cos x. Bunları yazdık. Yani zahmet sorunun burada 4 tane bilgiyi sorması. ÖSYM de sordu malum buna benzer. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Açıkçası şu tan x bölü sin x diye ayırmak istiyorum. Şu tan x nedir? Sin x bölü cos x. Bundan sonra sadece işlem yapacağız. Şurası arkadaşlar sin x bölü cos x ya. Ama bir de sin x'e böldüğümüzden bak sin gidecek. O yüzden 1 bölü cos x kalacak. Eksi 1. Aşağıya geldiğimiz zaman orada özel bir durum yok. Sin x eksi cos x, artı 1. Bak şimdi burada payda eşit dersen burası da cos x olur. Böyle paydalar eşit. Sin x artı 1 eksi cos x gelir. Ve paylar sadeleşir. Sadece soruda... 1 bölü cos x kalır. O da zaten sekant x'e eşit. E şıkkı. Cos 4x 1 eksi 2 sin kare 2x'e eşit. Burası 3 sin kare 2x'e eşit. 1 eşittir 5 sin kare 2x arkadaşlar. Bakın 0 ile 90 arasındaymış. O zaman sin 2x pozitif bir sayı olmak zorunda. Her iki tarafın kare aldığımızda 1 bölü 5 eşittir sin 2x derim. Şimdi bunu yaptık. 2 tan x bölü 1 eksi tan kare x ne? Bu zaten direkt şeyin formülü tan 2 x'in formülü. Soru bizden tan 2 x'i istiyormuş. Hemen dik üçgeni çiziyorum. Burası 1 burası kök 5 burası x. Böylece 2 oldu tan x de 1 bölü 2 c şıkkı geldi. Kotanjant x cos x bölü sin x. Haliyle bunlar gitti. Böylece 1 eksi cos x kaldı. Şimdi içler dışlar çarpımı bir yapalım. Hatta bu arada burasına da sin x çarpı sin x bölü cos x bir de yanında 3 var böyle yapalım. Artık içler dışlar çarpımı yaptığım zaman kısaca yazacağım. S kare 3c eksi 3c kare tamam mı? Cos ve sine sc yazdım. S kare artı 3c kare eksi 3c eşittir 0 hepsini sol tarafa attım. Sinüs kare neye eşittir? 1 eksi cos kare eşittir. 1 eksi c kare. Böylece 2c kare Eksi 3C artı 1 eşittir 0. 2C'ye C. Eksi 1. Eksi 1. Gerçekten toplarsak eksi 3C yapıyor. 2C eksi 1 çarpı C eksi 1 eşittir 0. Cos x e arkadaşlar 1 bölü 2. Cos x 1. Sağlayan x değerleri 0 ile pi arasında 1 bölü 2 olan değer ne? 60 derece. 1 olan değer ne? 0. 0 ile pi arasında başka değer yok. Bunların toplamı 60 derece yaptı. Bu da pi bölü 3 a şıkkı. Toplam sembolü şudur arkadaşlar. K yerine değerler verir. Tamam Bakın burası 1'den 3'e kadar gösterilmiş. K'ya önce 1 verirsiniz. Araya artı koyarsınız. K'ya 2 verirsiniz. Bir de artı koyarsınız. K'ya 3 verirsiniz. Bir de artı koyarsınız. Gösteriyorum bakın. K cos K'ya 1 verdim. 2 artı 2'den cos 4x oldu. Artı K'ya 2 veriyorum. Bitmedi bakın. Hemen eşittir A demiyorum. Cos 2 verdiğim için 6x oldu. Sonra 3 verdiğim için cos 8x oldu. İşte bu arkadaşlar a'ya eşitmiş. Cos kare kx nedir diye soruyor. Bu da şu demek bakın. Cos kare 2x artı cos kare 3x artı cos kare 4x. Benden bunu istiyor tamam mı? Şimdi arkadaşlar cos 4x ne demektir? 2 cos kare 2x eksi 1 demektir. Bu yine aynı şekilde 2 cos kare 3x eksi 1 demektir. Bu da 2 cos kare 4x eksi 1 demektir. Haliyle şimdi burada artık şunu söyleyebiliriz. Bu cos kare 2x, cos kare 3x ve cos kare 4x'e kocaman böyle bir t dersem şurası iki parantezinde cos kare 2x, cos kare 3x ve cos kare 4x. Eksi 3 eşittir a. Buraya ne demiştik? T. 2T-3 eşittir A. T eşittir A artı 3 bölü 2. Böyle bir denklem E şıkkı geldi. Dar açılı üçgen demiş ya eşkenar bile olsa bunlar 60-60 olur. Haliyle böyle bir durum olmayacağına göre yaklaşık olarak söylüyorum. Birisi 59 olsa birisi 60 olsa birisi 61 olur. Dolayısıyla bunların herhangi iki iç açısının toplamı iki geniş açı olduğu için önemli bir durum var arkadaşlar. Bakın şimdi. En büyük iki açıyı topladığınız zaman 121 yapıyor. Sonra diğeri 120 yapıyor. Üçüncüsü 119 yapıyor. Normalde evet sinüs ne diyoruz biz? 0 ile 90 arasındayken gittikçe büyür. Ama 90'dan sonra bir daha geri küçülme eğiliminde. Yani sin 121 sin 120'den daha küçüktür. Sin 119'dan da daha küçüktür. Ters olacak yani en büyük C olacak. Sonra B olacak. Sonra A olacak. Geniş açı olduğu için... Belki birçok arkadaş A büyüktür, B büyüktür, C'de de soruda hata var dedi ama hayır arkadaşlar toplamlarının geniş olmasından kaynaklı. Gittikçe 180'e yaklaştıkça sinüs değerleri küçülür. Cevabımız buna göre hangisi oluyor? A şıkkı.